Merhaba Ayaz Müzik takipçileri. Bu videomuzda uzun sap bağlamada do akort sisteminin nasıl olacağına dair geniş kapsamlı videoları yayınlayacağız, işleyeceğiz. Başka bir videoda bağlama üzerinde akordun nasıl yapıldığını göstereceğiz do akordun. Şurada bir oynatma listesi var. Kısa sap, uzun sap, cura, divan bağlamalarının nasıl akort yapılacağına dair, tahta üzerinde bunun gibi anlatımların nasıl olduğuna dair geniş kapsamlı videolar yer alıyor. Oradan o videoları izleyip inceleyebilirsiniz akort aletleri ya da uygulamalarla nasıl akort yapıldığını e, göstermiş oluyoruz. Profesyoneller, kulaktan akort yapanlar biliyoruz ki bu cihazı kullanmıyor her zaman için belirtiyorum. Sadece bir konser, bir program, grup çalışması, koro çalışması ya da stüdyo çalışması olursa bu cihazdan yardım alıyoruz. Aklınızda olsun. Evet uzun sap bağlama akordu nasıl yapılır? Aslında uzun sap bağlamada do akord düzeni nasıl yapılır? Tellerin boştaki sesleri, harfleri nelerdir? Bunları söyleyeceğiz. Eğer elinizde 39, 40, 41 ya da 42 cm tekne boylarında olan bağlamanız varsa özellikle do aslında C si de yapabiliyorsunuz. C si ve Do akort yapabiliyorsunuz. Onun haricinde la, re, mi, fa, sol akortlar için farklı bağlamalar olması gerekiyor. Aklınızda olsun. Evet, burada şunu söylemek gerekir ki sol taraf altta la, si, do, re, mi, fa, sol notalarına karşılık gelen harfler var. A, B, C, D, E, F, G. Ee, genellikle yabancı ülkelerde bunlar harf, yani notalar harf olarak kullanılıyor, bizde ise nota halinde gelmiş oluyor. Şimdi ben e, alt telin karşılığına hem harfini hem notasını yazdım. Alt tel c yani do, orta tel f yani fa, üst tel a kare yani la diyez. ya da bb bir büyük b bir küçük b si bemol. E, akor aletlerinde genellikle si bemol olarak, bb olarak görünür üstel. E, akort uygulamalarında cep telefonlarında ise a kare olarak görünür arkadaşlar. Yani la diyez olarak görünür. Zaten an armonik düşünürsek her iki ses de birbirinin aynısıdır. Ama bence si bemol demesi daha oturaklı olur. Evet. Bir de şundan bahsedelim. Genellikle yapılan bir hata var. Akort aleti ya da uygulamada alt telini a, yani la orta telini e, e çok özür dilerim orta telini e, re ya d yani r, üst telini de arkadaşlar g yani sol yapanlar var. La re sol yapanlar var. Bu tamamıyla yanlış bir akort sistemidir. Akort aletinin algıladığı harfler e, bizim tellerimizdeki boş sesler değildir. Biz o boş sesleri bağlama türkü çalışırken ee, söyleriz. La, re, sol deriz. Ama akor aletleri onu C, F, B, B ya da A kare olarak algılar. Siz karar sesi bu sistemi yapıp karar sesi vurduğunuzda C yani Do çıkıyorsa akordunuz Do tonunda, Do düzenindedir. Ama siz La, Re, Sol yaparsanız o zaman La akort olur ve çok süner teller. 42 tekne veya üzeri bir bağlamanız olması gerekir ki bu akordu sağlıklı bir şekilde kullanmış olasınız. Dediğim gibi C, Do, F, Fa, B, B Si ve Mol ya da A kare, La diyez olarak akort aleti ya da uygulamada akordunuzu yapıp ondan sonra yine La, Re, Sol diye boş sesleri söyleyebilirsiniz. Akort aleti ekranımıza gelince... Bu arada ben Musedo MT40 kullanıyorum. Yaklaşık 15 yılda iki kere değiştirdim. Çok kullanışlı. Tavsiye ederim. Kolay kolay sorun sıkıntı çıkartmamış oluyor. Akort aletinin ekranı tuner. Yani şu an akort aleti ekranındasın diyor. Çünkü bu aletlerde metronom bölümü de var. Basılı tuttuğunda metronom, tekrar basılı tuttuğunda tunere gelir. Şurada bir üçgenimiz ve biri birimiz var. Bunların ikisi eşleştiğinde ekran komple yeşil oluyor ve akordu yapmış oluyorsun. C harfine gelince MT'ye bir kere bastığında G, B, V, U Harfleri çıkar. Bizim en ilgili akort yapabileceğimiz harf C'dir kromatik sisteme göre. Biz bunda bağlamayı gitarı ayarlayabiliriz. Diğer harfler diğer enstrümanlara göredir, farklı enstrümanlara göredir. İbremiz dediğimiz gibi sağa sola doğru gider. İbre eğer sola gelirse tel çok gevşek, akort pes yani kalın. İbre sağa doğru giderse tel çok gergin, dikleşmiş, inceleşmiş olur, kopma riski olur anlamına gelir. Eksi 50 sent yine ibre ile alakalı, alakalı, artı 50 sent de yine ibre ile alakalı bir konudur. E, burayı da söyledikten sonra note yani nota bölümü bu metronoma geçtiğinde geçerli olur. Bazı ekranlarda akor tatlilerinde olmayabilir. da bizim frekansımızdır. 440'tan aşağı veya yukarı olmayacak. O zaman farklı tınlar başka bağlamalarla akortlar uyuşmaz. 440'da kalması gerekir. Akort harflerinden de bahsettik. Şöyle kenara çekelim, çekilelim. Ekranın şöyle bir resmini ya da videosunu alın ya da kaydedin videoyu. Arkadaşlarınızla bol bol paylaşın. Bunlar önemli konular çünkü. Olayımız tamamıyla bu şekilde arkadaşlar. Muse, Muse Do diyemedim. MT40 akort aleti tavsiye ediyorum. İnternette zilyon tane var. Aslında kulaktan yapmanız daha iyi ama yine yeni başlayanlar için tavsiye etmiş olalım. Hadi görüşmek dileğiyle.